Arkadaşlar, ben de burada sizlerle çok güzel günler geçirdim. Ancak yapabileceğimiz bir şey yok. Sonuçta bizler askeriz ve ülkemiz bize nerede ihtiyaç duyuyorsa gider orada görevimizi yaparız. Fotoğraflara bakmaya başladığına göre bozuşmuşsunuz Fatoyla. Ben de anlamıyorum ki artık hiçbir şeyi. Ya abiciğim ya, ben ne yapsam beğendiremiyorum kendimi bu hanımefendiye. Boş ver. Böyle abiciğim bunlar. Vallahi fazla yüz vermeyeceksin en güzeli. Ya iyi de işte bizimki de fazla ilgi göstermiyorum diye şikayet ediyor. Aman abiciğim, alay dağılıyor ya. Bu da başka zaman bulamamış mı ilgi isteyecek? Ne bileyim abi. Ya abi esas biz... Ayvayı yedik oğlum. Gittiğimiz yerde torun muamelesi yapacaklar bize. Hayırdır? Dükkanı kapatmadınız mı daha? Bir süre sonra zaten tamamen kapatacakmışız komutanım. Ah, burayı çok arayacaksınız beyler. Gittiğimiz yerde yine bizi posta yazıcı falan yaparlar. Değil mi komutanım? Yaparlar Feritçim, yaparlar. Onlar da zaten açmışlar kollarını. Posta Ferit gelse de bize de postalık yapsa diye bekliyorlar zaten. Eyvah. Resmen çaylak muamelesi göreceğiz yani. Yani burada bir forsumuz vardı en azından. Torunlara bile biz eğitim veriyorduk. Ya ne eğitim ama, değil mi? Eğitim veriyormuş. Başlayabiliriz başçavuşum. Emredersiniz komutanım. Günaydın beyler, günaydın. Saat 6:30. Kalkma saati. Kalk! Kalk! Kalksana Mehmet! Ben gerçekçi olsun istedim komutanım. Kalk! Bünyede oyunculuk var. Duramıyor işte. Saat 6:30-7 arası kişisel bakım var arkadaşlar. Saat 7-7:30 arası kahvaltı. Anam. Bunu ver annem değil mi komutanım? Oyna bakalım. Çatal sol elde, bıçak sağ elde. Devlet bize ne güzel kahvaltı vermiş. Peynir var, zeytin var, bal, tereyağı, oh! Yeter Gökhan! Saat 8:30'da sabah yoklaması. Alo! Sabah istimasını etti, duymadınız mı? ...9:15 arası sabah sporu. Şey hanımefendi. Ne hanımefendisi? Hanımefendi sivilde kaldı asker. Deniz Yüzbaşım senin komutanın. Pardon. Bu anlattıklarınızı not alalım mı? Sınavda karşımıza çıkacak mı?